Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Sat 7 Türk Çocuk sadece ve sadece sizlerin yani çocukların programı. İyi ki varsınız. İyi ki tam olarak bu saatlerde kumandayı elinize alıp dediniz ki ben Nora ablayı izlemek istiyorum. Arkadaşlar, ekranlarınızı eğer bugün ilk defa bu saatte Sat 7 Türk'e getirdiyseniz, ayarladıysanız ve beni tanımıyorsanız, az önce de zaten söyledim, ben Nora ablanız. Hafta içi her gün yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam olarak 4'te her gün burada sizinle buluşuyor oluyorum. Ve birlikte o kadar çok şey paylaşıyoruz ki inanamazsınız. Aşağıda görüyorsunuz. Bir WhatsApp numaramız var ve bu WhatsApp numarası her zaman sizden bize bilgi taşımaya hazır olarak bekliyor. Bizlere yazın, resim gönderin, video gönderin, ses kaydı gönderin. Yeter ki bize ulaşın ve biz de tabii ki sizin bizi izlediğinizi bilerek, sizin bizlerle paylaştıklarınızı düşünerek daha büyük bir sevinçle Sat 7 Türk Çocuğu yapmaya devam edelim. Arkadaşlar ilk bölümün bugün açılışı çok neşeli açtım, çok keyifli açtım, çok mutlu açtım. Çünkü bugün mutlu et köşesiyle başlayacağız programa. Ama ondan önce haydi hep birlikte bir Ege'yi izleyelim. Sonra yine tam olarak burada bu masanın arkasında buluşalım. Kelebekler ne güzel. Ah, soktu. Kelebekler de kan içer. Fakat bu özelliği insan kanındaki teodromin maddesi yüzünden kullanamazlar. Nasıl soktu acaba? Minik bir mutasyon olabilir. Balık pulu ruj yapımında kullanılan temel maddedir. Ruj sürmüş biri sizi öperse balık yemiş gibi olursunuz. Karınca yiyenler günde 35 bin karınca yer. Düşünsenize çok fazla. Dünyada en çok satılan oyuncak Rubik küptür. Gözlerimizi dakikada 12, hayatımız boyunca da 1 yıl kırpırız. Baksanıza. 2 yıl oldu. Venüs de güneş. Batıdan doğar, doğudan batar. Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Üç renkli kedilerin hepsi dişidir. Genetik olarak yani. Nil timsahları nefeslerini su altında 2 saat tutabilirler. Sevgili Ege, sana buradan kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsın. Şimdi Mutlu Et köşesinde birlikteyiz arkadaşlar. Mutlu Et köşesinde asıl amacımız tabii ki başkalarını mutlu etmek. Ama aynı zamanda biz birilerini mutlu ettiğimiz zaman mutlu oluyoruz ve bu da çok eğlenceli bir şey haline dönüşüyor. Özellikle bugünlerde evden çıkamadığımız dönemlerde evin içinde mutlu olmanın yollarını buluyoruz hep birlikte. Bugün de hem kendimizi mutlu edecek hem de istersek bir başkasını hazırlayabileceğimiz ve onu mutlu edebileceğimiz bir tavsiyem var sizlere arkadaşlar. Sabahların vazgeçilmezi olmazsa olmazı kahvaltıdır değil mi? Çok seviyoruz kahvaltıyı. Kahvaltı yapmak, ailecek bir masanın etrafında oturmak bizi her zaman çok mutlu ediyor. Şimdi bolca zamanımız varken neden kahvaltı öğünü için bir emek harcamayalım? Haydi bakalım birlikte emek verelim ve sevdiğimiz kişiye ya da kişilere, mesela annemize, babamıza, abimize, ablamıza, kardeşimize, evimizin içinde onları mutlu bir günle başlatalım ve ne yapalım? Onlara güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Çok büyük böyle dolu dolu masaya bir sürü şey koyduğumuz kahvaltılardan değil bu. Bu bir dilim ekmek aslında. Ama bir dilim ekmek deyip geçmeyin. Çünkü bir dilim ekmekle bile birini ne kadar mutlu edebileceğimizi şimdi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çok şirin suratı olan bir dilim ekmek hazırlayacağız hep birlikte. Bunun için ihtiyacımız olan şeyler öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Bir dilim ekmek. Evet arkadaşlar, bunun için bir dilim ekmeğe ihtiyacınız var. İsterseniz bu bir tost ekmeği olabilir. İsterseniz bu böyle uzun ekmeklerden, uzun dilim ekmeklerden olabilir. Ben ne yapacağım? Bunu arkadaşlar keseceğim biraz. Hatta kestim, sizlere hemen göstereyim şöyle. Çünkü bu bir yüz için çok uzun, böyle upuzun bir yüz olacaktı o zaman. Çünkü bu dilimden ben bir yüz yapacağım. O yüzden bu yüz tabii ki o kadar uzun, upuzun surat bir surat olmasın diye bu ekmeği böyle bir kestim.
Birazdan göstereceğim size, nasıl kestiğimi de göstereceğim. Çünkü gördüğünüz gibi böyle dümdüz dimdik kesmedim altını. Birazcık sanki altında bu bir yüz gibi düşünün. Burayı bir kafa gibi düşünün. Burada da sanki çenesi varmışçasına ekmeği buradan böyle çeneli hale getirdim ve kestim alttan. Onun dışında ihtiyacım olan diğer malzeme krem peynir. Benim evimde otlu krem peyniri vardı. Ben onu kullanacağım. Sizler normal krem peyniri de kullanabilirsiniz. Şöyle zaten azıcık bir şeye ihtiyacım var. Çok fazla bir şeye ihtiyacım yok. Onun dışında ihtiyacım olan diğer şeyler tabağımda mevcut. Şöyle gösteriyorum. Domatese ihtiyacım var. Domatesin de böyle alt kısmını şöyle bir böyle sanki ağız olabilecek şekilde böyle ya da bir ay şeklinde kestim arkadaşlar. Zaten böyle domatesi dilim dilim keserseniz, bu arada eğer keskin bir bıçak kullanacaksanız lütfen büyük birinden yardım alın. Tek başınıza lütfen yapmayın. Çünkü parmaklarınızın acımasını, zarar görmesini istemem. Böyle bir ay şeklinde sanki ay dedeymişçesine bir parça domates, sonra böyle yuvarlak, tam domatesin tepesini kestim bunun için. Zaten direkt kendiliğinden böyle bir şekil çıktı ortaya. Böyle mini minnacık bir minik parça, yuvarlak bir domates daha. Ben taze nane kullanacağım. Taze naneyi çok seviyorum. Bedenimiz için çok faydalı. Genelde yeşil olan şeyler bedenimiz için çok faydalı oluyor. Böyle yaprak yaprak, birkaç yaprak taze nane. Onun dışında bunlar benim elimde olanlar. Şunlar, şöyle göstereyim. Normalde aslında normal bir zeytini keserek de yapabiliriz ama benim evimde hazır böyle kesilmiş dilimlenmiş peynir zeytinlerden vardı. Ben o yüzden bunları kullanacağım. Acaba bunları ne yapacağım? Nasıl kullanacağım? Haydi bakalım, artık başlayalım. Şimdi size gösterdim. Ekmeğimin artık bu kısmıyla işim kalmadı. Ama tabii ki bunu asla atmıyoruz, saklıyoruz. Çünkü başka bir öğünde bunu güzel bir şekilde tüketeceğiz. Şimdi asıl işim bununla arkadaşlar. Bunu aldım. Bu böyle şu an baktığınız zaman asla bir kafaya ya da yüze benzemiyor, biliyorum. Ama birazdan gerçekten şirin bir yüz haline gelecek. Burası kafa, tepe. Öyle düşünelim. Buradan başlayacağız yerleştirmeye. Yüzümüzdeki organları, yüzümüzdeki uzuvları bu ekmek parçasına sanki yerleştireceğiz. Öyle düşünün. Ama öncelikle ben böyle hiç keskin olmayan bir kahvaltı bıçağıyla krem peynirimi alıyorum. Bunu neden sürüyorum? Çünkü bu yüzün bir rengi olması gerekiyor. Aslında bu tam bir normalde ten rengi gibi ama ben böyle bir krem peynir de olsun istiyorum. Çünkü peyniri çok seviyorum. O yüzden krem peynir süreceğim arkadaşlar. Hangi tarafına sürsem diye bakıyorum. Yani hiç fark etmez. Bence burası olur. Şöyle arka kısmını çevirdim. Krem peynirimi böyle güzelce sürüyorum arkadaşlar. Şöyle. Siz tabii ki hazırladığınız kişinin sevdiği şeye göre buraya mesela fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. Ama fıstık ezmesi kullanırsanız o zaman üzerinde kullanacağınız malzemeler tatlı olmalı. Çünkü o zaman tatlı tuzlu üst üste değişik bir tat ortaya çıkar ve herkes sevmeyebilir bunu. Şöyle güzelce krem peynirimi böyle güzel bir şekilde böyle kenarlarına da her tarafına, ortasına da sürüyorum. Çene kısmına da süreceğim. Bırakmayacağım çene kısmını. Şöyle. Bu bıçağı kullanırken daha rahat olabilirsiniz. Çünkü keskin olmadığı için kahvaltı bıçakları genelde canınızı acıtmaz. Ama yine de tabii ki dikkatli olmakta her zaman fayda var. Şimdi bu bir parçacık krem peyniri ayırmıştım. Onu gördüğünüz gibi güzelce sürdüm, yaydım. Şu ana kadar kahvaltımızı bu bile böyle yenebilir aslında ama tabii ki biz bugün eğlenceli bir şey yapmak istediğimiz için krem peynirimizi böyle güzelce sürdük. Tamamız şu ana kadar böyle gördüğünüz dümdüz böyle ince bir tabaka şeklinde üzerine sürdüm. Çok da fazla ziyan etmedim. Çünkü üzerine başka malzemeler de gelecek. Zaten bugün yaptığımız şey hep sağlıklı sebzeler kullandım. Şimdi gelelim arkadaşlar benim sevdiğim bir kısma. Bu zeytinlerle ne yapacağız? Ay düştü. Bu zeytinlerle sizce ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bunlarla göz yapacağız zaten. Bir göze benziyor. Haydi bakalım gelin ekmeğimin üzerine şöyle gözlerimi yerleştireyim böyle. Normalde gözler nasıl durur? Yan yana durur değil mi? Şöyle koydum bir tanesini. Bir tane daha aldım. Onu da aldım, yanına koydum. İki göz oldu mu yan yana? Şöyle ikisini de yatay çevireceğim. Tabii siz bu işlemi yaparken ellerinizin temiz olması çok önemli. Ben de ellerimi yıkadım zaten. Bunu hazırlamadan önce. Şöyle arkadaşlar iki tane gözü yan yana koymuş oldum. Şu şekilde. Şimdi gelelim. Şimdi bunun gözü var ama bir de kaşı olmasın mı arkadaşlar? Haydi bakalım şimdi sıra geldi kaş koymaya. Şöyle gözlerimizi patlak patlak olmasın.
Şimdi kaşı neyle yapacağız arkadaşlar? Size az önce söylemeyi unuttum. Burada başka bir malzemem daha var benim. Şöyle uzun halini göstereyim önce. Tanıyacaksınız gördüğünüzde. Bu bir soğan arkadaşlar. Kuru soğan. İşte ben de böyle üzeri mor olan bir kuru soğan kullanacağım. Mor olsun ki beyaz krem peynirin üzerinde mor mor rengi görülsün. Beyaz olursa rengi belli olmayabilir. Ben şimdiden acıkmaya başladım. Aldım ben bunu, küçük parçaları kestim. Şöyle o uzun, o dış kısmındaki uzun soğan, böyle ince ve uzun soğanı ikiye böldüm. Ve elimde böyle iki tane küçük kaşçık oluştu sanki. Haydi bakalım şimdi kaşlarımı yerleştireceğim. Bunları zeytinlerimin üzerine yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle. Bunu da yerleştirelim. Biraz şaşkın bir yüz elde etmek istiyorum. O yüzden kaşlarımı böyle iki kenara ayırdım. Bıçakla da yardım alacağım. Biraz itmek anlamında. Böyle güzelce bastırabiliriz artık. Evet, gözlerimi de şöyle bir düzelteyim. Şu ana kadar şöyle bir şey çıktı. Kaşlarımızı da koyduk. Haydi bakalım şimdi sıra geldi buruna. İşte bu. Minik domates parçasını kullanacağım yer burun arkadaşlar. Burnu da bu domatesin tepe kısmıyla yapacağım. Bunu hemen gözlerin altına yerleştiriyorum. Böyle burnu gözlerine yakın olsun ki biraz komik bir surat olsun istiyorum. Hemen böyle buraya yerleştirdim bunu. Burnu da. Şöyle koydum altına. Birlikte göreceğiz bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şimdi bunun bu kadar burnu var, gözleri var, kaşları var. Bu bir erkek olsun. Bir de bıyıkları olsun. Hadi birlikte bıyık koyalım. Bıyıkları nereye koyalım arkadaşlar? Taze nanelerimi aldım. İki dilim taze nane aldım elime ki çok faydalı beden için. Birlikte yerleştirelim bakalım nasıl güzel görünecek. Bu arada aslında sanırım domatesi koymadan önce belki taze naneyi koysak daha da güzel olabilirmiş. Ya da böyle bir kenarını kaldırıp şöyle hafif. Tabii ki ellerimiz bayağı krem peynir oldu. Ellerimizi sonra güzelce yıkamamız gerekecek. Şöyle bıyığı koyduk. Bir de bu tarafa bıyığımızı koyalım. Şöyle sağa sola birer tane bıyık taktık arkadaşlar. Şu ana kadar ortaya böyle bir şey çıktı. Bakın neredeyse bir tek ağzı kaldı. Şimdi sırada artık benim baba... peçetem de geldi. Çok teşekkür ediyorum. Artık benim baba sandviçim bir tek ağzı kalmış oldu. O da zaten burada ay dede şeklinde hazır bekliyor arkadaşlar. Bunu da alıyorum şöyle alta yerleştiriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şirin mi şirin kahvaltı, dilim ekmeğim hazır. Şöyle sizlere de göstereyim. Bıyıkları olan, gözleri olan, kaşları şaşkınlıkla açılmış ve tabii ki de gülümseyen bir ağzı olan mutlu et kahvaltı dilim ekmeğim hazır. Bunu isterseniz annenize, isterseniz babanıza, isterseniz kardeşlerinize ikram edebilirsiniz ve ağzınızın tadıyla güzel bir kahvaltı etmiş olup onları mutlu etmiş olursunuz. Bir gün Rapisa öğrencilerinden tekneye binip gidecekleri yere kendisinden önce varmalarını istedi. Öğrenciler teknedeyken şiddetli bir fırtına çıktı. Dalgalar çok yükseldi. Öğrenciler gidecekleri yere nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü tekneleri fırtına ve gittikçe yükselen dalgalar nedeniyle batmak üzereydi. Fırtına uzun sürdü. Öğrenciler çaresizlik içinde ne yapacaklarını bilemediler. Bu sırada çok garip bir şey fark ettiler. Birinin suyun üzerinde yürüyerek kendilerine doğru yaklaştığını gördüler. Çok korktular ve bağırmaya başladılar. Çünkü ilk defa birisinin suyun üzerinde yürüdüğünü görüyorlardı. Az sonra Rapisa onlarla konuşup
Sakinleşmeleri için korkmayın, ben İsa'yım diye seslendi. Petrus, Rab İsa'ya seslenip şöyle dedi. Sen Rab İsa'ysan emret ki suyun üzerine yürüyüp sana gelebileyim. Ve gerçekten de Petrus tekneden inip suyun üzerinde yürüyerek Rab İsa'nın durduğu yere yaklaştı. Ancak Petrus birden fırtınanın çok şiddetli olduğunu fark edince korktu ve batmaya başladı. Petrus yüksek sesle "Rabbim ne olur bana yardım et!" diye bağırdı. O anda Rab İsa elini uzatıp Petrus'un elini tutarak onu batmaktan kurtardı. Ve Petrus'a, "Ey kıt imanlı, neden şüphe ettin?" dedi. Rab İsa, Petrus'u da alarak tekneye bindi. Aynı anda fırtına dindi ve dalgalar duruldu. Teknedeki herkes Rab İsa'nın önünde secde ederek ona, "Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun." diyorlardı. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Cesaretli olun. Ben oyum. Korkmayın. Matta 14. bölüm 27. ayet. Arkadaşlar, şimdi de sırada benim yine çok sevdiğim bir bölüm var. Deyim yerindeyse bölümü. Şimdi bugün yine bir resme bakarak bir deyimi tahmin etmeye çalışacağız. Bulmaya çalışacağız. Günlük hayatta sık sık kullandığımız şeyler, deyimler ve bir durumu çok kolay ve birkaç kelimeyle anlatmamıza yardımcı oluyor. Uzun bir durumu sadece birkaç kelime kullanarak anlatabiliyoruz. İşte bunun sebebi deyimler arkadaşlar. Eğer hazırsanız şimdi 3'ten geriye doğru sayacağım ve bugün sizler için hazırladığım deyimin görselini hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar, hiçbir şey belirdi mi kafanızda? Şu an ekranda gördüğünüz deyimde ben kırmızı gömlekli, kırmızı tişörtlü bir adam görüyorum ve böyle ayağını bir çit çit gibi bir şeye koymuş, bir sopaya koymuş. Kendini geriye doğru mu itiyor? Bir elinde bir şey var, şimdi gördüm. Elinde pembe bir şey var. Bir ip mi o, uzamış bir sakız mı yoksa? O acaba nedir arkadaşlar? Ne yapıyor? Haydi bakalım. Eğer kafamızda hiçbir şey belirmediyse birlikte ipuçlarımızı görelim. Görelim bakalım, gelsin ipuçlarımız, neymiş ipuçlarımız? Evet arkadaşlar, bir ip görüyoruz birinci ipucunda ki zaten resimde de vardı az önce. Demek ki bu deyimin iple bir ilgisi olmalı, iple bir bağlantısı olmalı. Acaba bu ip ne ipi? Aklıma bir şey gelmiyor. İkincisinde de sanki bir şey
bir şey çekmek gibi bir şey bu. Yani belli ki resimde de vardı. Belli ki bir şey çekmekle ilgili bir şey bu. İp ve çekmek. İp ve çekmek. İp ve çekmek. İp ve çekmek. Aklımızda herhangi bir şey belirmediyse şimdi arkadaşlar artık 5'ten geriye doğru sayacağım ve deyimimizin ne olduğunu sizlere açıklayacağım. Acaba neymiş deyimimiz? Haydi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. İple çekmek. Arkadaşlar deyimimiz İple çekmek. Yani az önce de görmüştük zaten. Bir ip vardı, bir de çekmek vardı. Adam böyle ipi çekiyordu. Ama şunu merak ediyorum. İple çekmek deyiminin anlamını biliyor musunuz? Acaba daha önce gördünüz mü, duydunuz mu bu deyimi? Ya da nasıl yerlerde, hangi cümlelerde kullanıldığını biliyor musunuz diye merak ediyorum. Haydi bakalım hem bilen arkadaşlarım hem de bilmeyen arkadaşlarım için anlamını görelim birlikte. Arkadaşlar iple çekmek demek sabırsızlıkla beklemek anlamına geliyor. Yani sanki şöyle hayal edin. O kadar fazla bekliyorum ki, o kadar fazla heyecanlıyım ki bir an önce o anın olmasını istiyorum ve sanki böyle zamanı böyle çekiyorum. Bir an önce bana gelsin diye. Beklemek yerine çekiyorum onu hemen gelsin diye. Çünkü sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce olmasını istiyorum. Haydi bakalım size bir örnek cümle okuyayım. Bir an önce tatile gitmek isteyen Gamze, okulların kapanacağı günü iple çekiyordu. Yani sanki okulların kapanacağı gün var ya, o güne böyle bir ip bağlamış da onu böyle kendine doğru çekiyor. Ve bir an önce sanki o dönem gelsin istiyor gibi düşünün. Biz de bu durumu şöyle değiştirebiliriz. Bir an önce istiyoruz ya bu hastalık bitsin, bu koronavirüs, bu durumdan kurtulalım artık, herkes sağlığına kavuşsun. Biz de okulumuza geri dönebilelim, biz de arkadaşlarımızla tekrardan görüşebilelim. O zaman şöyle diyebiliriz. Hastalığın, koronavirüsün biteceği günü iple çekiyorum diyebiliriz mesela. Ya da sokağa çıkacağım ilk günü İple çekiyorum. Yani o gün benim için o kadar mutlu bir gün olacak ki gerçekten heyecanla bekliyorum o günü arkadaşlar. Evet, işte bugün de öğrendiğimiz deyim budur. Bundan sonra arkadaşlar bu deyimi günlük hayatınızda kullanmaya çalışın ve aşağıdaki WhatsApp numaramızdan bizlere bu deyimi hangi cümleler içinde kullanıyorsunuz genelde ya da mesela etrafınızdaki insanlar bu deyimi nasıl kullanıyorlar bizlere yazın diyorum sizlere. Şimdi de Tanrı'nın sözünden önce sırada bakalım ne varmış. Ah, işte böyleydi. Sen dünyayı gezmiştin. Ne güzel olmuştu. Ben de güzel ülkemizi ziyarete çıktım. Dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler onun sadece bir sayfasını okur. Ya kimin sözü bu? Kimin? Aziz Augustinus. Tanıyor musun yoksa? Evet ama sen anlat. Küçük kardeşlerimiz de öğrensinler. Peki. Bak Aziz Augustinus bizden neredeyse 1500 yıl önce yaşamış. Ünlü bir Hristiyan düşünür. Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerine yakın bir zamanda yaşamıştır. Paulus'un mektuplarıyla Hristiyan olur. Tanrısal vahyin gücüyle, inanç yoluyla bilinen her şeyin açıklanması ve aydınlığa kavuşturulmasını düşünür ya. Ne güzel bilgiler mi? Teşekkürler. Domates suyu nasıl? Süper değil mi? Ya, eline sağlık Zi. Augustinus'tan bahsetmemiz çok güzel denk geldi. Biz de seninle burada tıpkı Augustinus'un Paulus'un mektuplarından etkilenmesi gibi Paulus'un yolunu takip ederek küçük kardeşlerimize güzel bilgiler vereceğiz. Ben bu konuda pek araştırma yapmadım. Sen yaptın mı? Evet Zi. Paulus'un yolunu takip ederek Türkiye'yi gezdim. Ama sadece gezmedim. Tatilimin yanında çok da çalıştım. Aklıma Özdeyişlerin 12. bölümünden bir ayet geldi. Çalışkanların eli egemenlik sürer. Zi, dekorcular birazdan gelir. Dilersen domates sularımızı hemen içelim ve sonraki bölüm için hazırlanalım.
küçük kardeşlerimize önce Pavlos'un yolunu anlatacağız. Sonra da bu yoldan ilerleyerek hem inancımızla ilgili öğretiler hem de genel kültür bilgileri vereceğiz. Bende de çok ilginç bilgiler var. Hatta o kadar ilginç ki doğru mu yanlış mı diye sorsam çelişkiye düşebilirsin. Seyrimize bir de böyle bir bulmaca ekleyelim mi? Tabii ki. Çok eğleniriz. Önce Pavlos, sonra genel kültür, sonra da senin şaşırtmacaların. İzleyeceğimiz sıramız bu olsun. Her zaman izleyeceğimiz de İsa Mesih tabii. Harikasın Zi. Domates suyun bitti mi? Bitti. Senin domates suyunu da içebilir miyim? İç tabii. Afiyet olsun. Sen benim kardeşimsin. Yetmediyse elbette benim içeceğimi de içebilirsin. Zi, ben gidiyorum. Bitince sen de gel, olur mu? Dekorcular rahat çalışsınlar. Olur olur, tamam. Öh sana. Evet arkadaşlar, yine benim en sevdiğim bölümdeyiz. Tabii ki Tanrı'nın sözü, kutsal kitaptan. Acaba bugün hangi bölümü okuyacağız, hangi bölümü çalışacağız birlikte? Ben bu aralar tekrar yapıyorum. Dün de tekrardan gittim. Bugün de tekrar yapacağız. Bildiğimiz hikayeleri tekrar tekrar okumak, tekrar tekrar çalışmak, aynı zamanda Tanrı'dan o hikayeyle ilgili yeni bir şey, bize yeni bir bilgi vermesini, bize yeni bir sır açıklamasını, o olayda bizim daha önce anlamadığımız yeni bir şeyi bizle paylaşmasını istemek anlamına da geliyor. O yüzden bugün İbrahim konusuna bakacağız birlikte. İbrahim'i çok iyi tanıyorsunuz. O yaşlı bir adamdı ve çocuğu yoktu. Ve Tanrı onun hayatında çok büyük bir sürpriz yapmıştı. İşte bugün Tanrı'nın bizlerin hayatında yaptığı sürprizler hakkında konuşacağız. Haydi bakalım gelin. Acaba Tanrı İbrahim'in hayatında nasıl bir sürpriz yapmış? Bu bölümün adı Kahkahanın Oğlu. Yıllar geçti ve durumlar iyileşmedi. Hani Babil Kulesi zamanı, insanlar Tanrı'yı üzecek bir şey yaptılar ya, Tanrı'nın hoşlanmadığı bir şey. İşte bu dönem insanlar Tanrı'yı üzmeye devam ediyorlardı. Onun hoşnut olmadığı şeyleri yapmaya devam ediyorlardı. İnsanlar hala birbirlerine kötü ve sevgisizce davranıyorlardı. Herkes hastalanmaya devam etti. Tanrı'nın dünyası hala gözyaşlarıyla doluydu ve tabii ki bizler Tanrı'yı üzdüğümüz zaman ağlayabilir, üzülebilir, tıpkı bizler gibi Tanrı'nın da duyguları var. Oysa asla böyle olması amaçlanmamıştı. Tanrı bütün bunlarla ilgili bir şey yapmaya hazırdı. Kötü giden her şeyi yoluna sokacaktı ve bunu bir aile aracılığıyla yapacaktı. "İbrahim!" dedi Tanrı. "Kaç tane yıldız görebiliyorsun?" Tanrı arkadaşına harika bir sır vermek üzereydi. Yani İbrahim'e. İbrahim için Tanrı'nın arkadaşı diye bahsediyor kitap. Ne kadar güzel değil mi? Tanrı'nın arkadaşı olmak kim bilir ne kadar eğlencelidir. Ki bizler öyleyiz. Tanrı'nın arkadaşlarıyız. "Bir bakayım," dedi İbrahim gözlerini kısarak. "Sen hiç yıldızları saymaya çalıştın mı? Eğer bunu denediysen bunun asla mümkün olmadığını çok iyi bilirsin. Çünkü gökyüzünde o kadar fazla yıldız var ki ve o kadar küçük görünüyorlar ki onları asla sayamazsın." 993, 994, 997. Bir dakika, yok hayır, 1, 2. Tabii ki devamlı kafası karıştı. Çünkü o kadar çoktu ki asla sayamıyordu. Ve baştan başlaması gerekti. Tekrar tekrar saymaya başladı. "Of, çok fazla var," dedi sonunda. "Bil bakalım sana ne söyleyeceğim," diye kahkaha attı Tanrı. "Sana o kadar çok çocuk ve torun vereceğim ki onları da sayamayacaksın. Sayamayacağın kadar fazla olacak." İbrahim böylesine hayret verici bir fikre gülmeden edemedi. Ama sonra durdu. Onun nasıl böyle bir ailesi olacaktı ki? Saçmalıktı bu. Onun bırak sayamayacağın kadar torunları olmasını, çocuğu bile yoktu. Gözyaşlarını sildi. Hem onun bir çocuğu olması için çok fazla yaşlanmıştı artık. 99 yaşına gelmişti. Dedelerimizden bile daha büyüktü yaşı. Tanrı neler söylüyordu böyle? "İbrahim," dedi Tanrı, "güven bana." İşte Tanrı'ya güvenmek ve itaat konusunu konuşurken bu ne kadar önemli bir şey. Aslında
Tanrı'nın söylediği ne kadar imkansız görünüyor. Hayatlarımızda bazı şeyler var ki bize imkansız görünüyor. Mesela bazı korkularımızı yenmek, bazı sınavlarda başarılı olmak, şu anda tekrar sokağa çıkmak mesela. Ya da büyüdüğümüzde hayalimizdeki mesleği yapmak bazen bize imkansız gibi görünüyor. Asla olamaz böyle bir şey. Ama Tanrı'ya güvenmek işte böyle bir şey. Tanrı için imkansız denen hiçbir şey yok. Ve bu yüzden de Tanrı'ya güvenmek onun söylediği sözlere inanmak anlamına geliyor çoğu zaman. Ve Tanrı'ya güvenmemiz ona her zaman hoşnut eder. Sonra da Tanrı İbrahim'e gizli kurtarma planını anlattı. İbrahim, ben senin aileni büyüteceğim diye söz verdi Tanrı. Ta ki bir gün senin ailendeki kişilerin sayısı gökyüzündeki yıldızların sayısından daha fazla olana kadar. İbrahim yıldızlarla dolu karanlık gökyüzüne baktı. Siz benim özel ailem haline geleceksiniz. Benim halkım olacaksınız ve sizin aracılığınızla yeryüzündeki herkes kutsanacak. Bu inanılmaz bir sözdü. Tanrı tüm dünyayı İbrahim'in ailesi aracılığıyla kurtaracaktı. Büyük 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 torunlarından bir çocuk vaat edilen kurtarıcı olacaktı. Yani Mesih. Ama bu fazlasıyla harika dedi İbrahim. Nasıl gerçek olabilir? Hikayenin devamına yarın bakacağız. Ama sizler bugün heyecanla beklemeyi unutmayın. Acaba İbrahim'in hikayesinin devamında neler yaşandı? Tanrı onu nasıl şaşırttı? Ona nasıl bir sürpriz yaptı? Ve İbrahim Tanrı'ya acaba nasıl güvendi? Sizler de bugün şunu düşünün. Hayatımızdaki korkular, hayatımızda asla başaramayacağımızı düşündüğümüz şeyler. İşte bunlar Tanrı'ya güvenmekle, bunları aşmak, bunlardan kurtulmak çok mümkün. Çünkü bazı şeyler hayatımızda kocaman görünüyor olabilir ama Tanrı'nın büyüklüğü, emin olun, bizi şaşırtacak kadar fazla. İşte bu yüzden hayatımızda zorlandığımız her konuyu bugün Tanrı'ya götürelim. Bakalım Tanrı bizi nasıl şaşırtacak, bize nasıl bir sürpriz yapacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.